Efendim merhabalar, Tohum Yaşamdır programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Her hafta bugün bu saatte Türkiye'nin özellikle tarım sektörünün en önemli alt üretim alanlarından biri olan tohumculuk sektörünü konuşuyoruz. Ve dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaklardır efendim. Şimdiye kadar hep sivil toplum örgütü liderleri, başkanları ve özellikle akademisyenlerimizle konuları tartıştık. Ve tabii ki özellikle 1980'li yılların ikinci yarısından sonra Türk tohumculuğu özel sektörle birlikte gerçekten çok büyük bir ivme yakaladı. Ve Türkiye'de özellikle özel sektör dediğimizde aklımıza gelen yerli birkaç tane firmadan bir tanesi ve birçok alanda da Türkiye'nin lider tohum kuruluşu Yüksel Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yüksel'le özel sektörü konuşmaya karar verdik bu hafta. Sayın Yüksel'e bir merhaba diyelim efendim. Merhaba Umut Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler nasılsınız? Sesim net ulaşıyor inşallah. Yok, gayet net, gayet çok güzel. Umarım benim sesim de ulaşıyordur size. Hiçbir sıkıntı yok efendim. Çok teşekkür ediyorum ilk önce davetimizi kırmadığınız için. Efendim özellikle 1980'lerin ikinci yarısının hemen ardından ilgili kanunların değişmesiyle birlikte, özellikle de tohumculuk kanunuyla birlikte özel sektör hızlı bir şekilde sektörü hem üretim hem ihracat, dış ticaret hem de iç tüketim anlamında ciddi anlamda regüle eden, bu konuda başat roller oynayan bir konuma geldi. Daha önce sizin de çok yakinen bildiğiniz gibi tohumculuk sektörü belli ürün gruplarında kamu kurumlarına bağlı bir şekilde tüm süreçleri yönetmeye gayret gösteriyordu. Şöyle kabaca, kısaca, özetle bir değerlendirme yaptığınızda son 20-30 yıldır ki sizin firmanız da özellikle 30 yılı aşkın bir süredir üretimin içerisinde, Türk özel sektör tohumculuğu nasıl gelişti? Bu gelişme sürecinde hangi parametreler etkili oldu? Şöyle birkaç başlıkta rica edeyim efendim, buyursunlar. Evet, teşekkür ederim. Kısaca özet yaptığınız gibi özel sektör tohumculuğu Türkiye'de özel hükümetlerinin ilk dönemindeki sektörlerin libere edildiği 1985 yıllarında başladı. Bizim tohumculuğumuzun miladı da 1985 yılı diyebiliriz. Niye efendim 100 yıllık, 50 yıllık tohum firmalarımız yok dediğimiz zaman yasal mevzuat özel sektör tohumculuğuna izin vermiyordu. Yani neticede tohumculuğumuzun miladı 1985. Daha önce tohum üretimi, ihracatı, ithalatı, satışı hepsi devletimizin kontrolündeydi. Devletimizin Ziraat Donatım Kurumu'nun, tarım kredi kooperatiflerinin, pancar şirketinin dükkanlarında tohumlar satılırdı. Üretici gidip oradan alırdı. O yüzden özel sektör firmalarının piyasada faaliyet göstermediği bir dönemdi. 1985 yılından sonra ilk yurt dışına gidip gerek akademisyen gerek eğitim konusunda oralara giden arkadaşlarımız, büyüklerimiz oralarda hibrit tohumun, tohumun kalitesini, ehemmiyetini anlamışlar. Türkiye'ye döndükten sonra 1985 yılından sonra 85, 86, 87 yılları gibi tohumculuk faaliyetlerine başlamışlar. Türkiye'de tohum ithalatıyla beraber ilk özel sektör tohumculuğu Türkiye'de başlamış oldu. Ondan sonra da Türkiye'de birkaç tohum firmamız Türkiye'de ilk yerli tohum Ar-Ge'si üretimi konusunda girişimlerde bulunmuş. Yüksel Tohum bunlardan ilklerden birisidir. Ondan sonra geldiğimiz nokta bugüne kadar tohumculuk konusunda ülkede ciddi gelişmeler olmuş. Birçok türde, özellikle sebzelerde, meyvesi yanan sebzelerde domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz, kabak gibi sebzelerde, bunlar da sebzenin zaten %85-90'ını oluşturuyor ehemmiyet anlamında, önem anlamında. Şu an kendimize yeter duruma gelmişiz. Yurt dışındaki kaliteli dediğimiz çeşitlerle rekabet eder, onlardan aynı ya da daha iyi çeşitleri şu an firmalarımız geliştirmiş, üreticimizin ve dünya piyasasının hizmetine sunmuştur. Mehmet Bey, kısaca bu şekilde özel sektör tohumculuğunun geçmişini bir anlatmaya, ifade etmeye çalışırsak, geçmişten bugüne, 85'ten bugüne gelinen nokta bu. Sebzede durum sevindirici. Keşke şöyle net bir söylem şeklinde bir ifade kullanırsak iyi olur. Keşke yurt dışından bize şu an domates, biber, patlıcan,
kavun, karpuz, hıyar tohumlarını vermese, herhangi bir ülke tehditvari hareket etse, biz aslında kötülük yapmazlar, çok iyilik yaparlar. Çünkü bu türlerde şu an kendi ihtiyacımızı karşılayacak çeşit kalitesi, çok kaliteli üretim altyapısı yönüyle tohumculukta ileri dediğimiz ülkelerden geri değiliz. Daha iyi bir konuma geldik. Peki. Tabii bazı şöyle devam edelim Sayın Yüksel. Aslında vurgulamaya çalıştığınız konu son derece önemli. Ben şöyle sadece bir 30 saniye başa sarıp sizin vurguladığınız bir noktayı birazcık daha açmanızı, hemen ardından çeşit konusuna gelmenizi rica edeceğim. Dediniz ki temsil ettiğiniz firmada dahil olmak üzere özel sektör kuruluşlarımız, tabii sermayeleri yettiğince araştırma geliştirme dediğimiz ki Türk tohumculuğu için olmazsa olmaz konulardan bir tanesidir. Buralara yatırım yapmaya başladılar. Ama şöyle bir baktığımızda belki de sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar bir firmamız, hani dünyada Türk tohumculuğunu temsil eder nitelikte. Tamam, çok kaliteli Ar-Ge çalışmalarımız var, aktarılan kaynaklar artıyor ama henüz böyle bir Türk damgasını da tam anlamıyla vuramadık, çok genel düşünürsek efendim. Eğer bu yorumlarıma katılıyor iseniz, hangi alanlarda eksiklik görüyorsunuz ve Türkiye'de özel sektörün daha çok Ar-Ge ve bitki ıslahı çalışması yapması için neler yapılması gerekir? Kamu otoritesine, özel sektöre hangi görevler düşer efendim? Yani bu konuda tabii marka olma, dünyada rekabetçilik, ne iş yaparsak yapalım en önemli unsur. Tohumda da aynı konu geçerli. Bizim şu an dünya piyasasında serbest piyasa kurallarının işlediği pazarlarda rekabetçi olmamız çok önemli. Bu konuda biraz daha zamana ihtiyacımız var. Burada tabii kamunun, devletimizin destekleri, yardımları son derece önemli. İhracat konusunda şu an önümüzde ciddi sorunlar var. Tabii her zaman konuşuruz. İhracat çok önemli. Tohum çok stratejik. İhracat yapmak ülkenin kurtuluşu şeklinde her insanımızın günlük söylediği söylemler. Bu konuda yurt dışında ciddi sorunlarımız var. Yani söylemekle olmuyor. İşin icraat kısmında da birçok noktada önümüz kapalı. Örneğin ülke listesi var. Biz yurt dışında bir ülkeye tohum satmak istiyorsak o ülke listesinde Türkiye'nin isminin olması gerekiyor. Şu an örnek vermemiz gerekirse bizim şahsi girişimlerimizle TÜSİAB'ın, bakanlığımızın da burada uğraşları sonucunda Dışişleri Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızın da uğraşları sonucunda tabii burada bizim yönlendirmemiz, bizim bu şekilde bir sorun var dememiz şekliyle şu an Meksika'da, Brezilya'da Türkiye listeye girdi. O ülkelere tohum satılabiliyor. Onun dışında bütün Latin Amerika ülkelerinde, Hindistan'da, Vietnam'da, uzak doğudaki birçok ülkede şu an Türkiye ülke listesinde yok. Müzakerelerin yürütülüp Türkiye'nin o ülkedeki tohum ithal edilebilir ülkeler listesine girmesi gerekiyor. Bu müzakereleri Hindistan yürütmüş, Avrupa ülkeleri yürütmüş, Çin yürütmüş. Tohum ihraç eden ülkelerin hepsi yürütmüş ki o ülkelere tohum ihraç edebiliyor. Bizim bu konuda yapmamız gereken en önemli bir tane konu bu. Diğer yani konu, şunu çok özür diliyorum Mehmet Bey, şunu demeye çalışıyorsunuz. Yasal prosedürler halledildiği takdirde Türkiye tohumculuk sektörü saydığınız ülkeleri de çok rahatlıkla kendi tohumlarını ihraç edebilir düzeyde aslında. Sadece bürokratik işlemler kaldı. Doğru mu anladım efendim? Evet, 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 doğru efendim. Şu an üretim kalitesi, çeşit kalitesi olarak sıkıntımız yok. Dünyayla rekabet edecek, dünyada serbest pazarda satılan tohum çeşitleriyle kıyasladığımız zaman kalite anlamında eksiğimiz yok. Onlarla rekabet edecek gücümüz var. Ama bürokratik engeller henüz birçok ülkede özellikle ihracatta, yurt dışında hep ilkleri yaşadığımız için önümüzün kapalı olduğu belli noktalarda devletimizin burada birkaç tane konuyu ele alıp burada önümüzün açılması gerekiyor. Peki. Yoksa biz geriye kalan kısmı, bize düşen kısmı en iyi şekilde yaparız. Bu konuda herhangi bir maddi desteğe bir şeyler
bir şeyler ihtiyacımız yok. Sadece yasal mevzuat anlamında önümüzün kapalı olduğu noktada yapılması gereken işler var. Peki, şimdi efendim... Anlattığım gibi bir tanesi az önce anlattığım ülke listesi. Evet, bir ikincisi demiştiniz. Sözünüzü ben bir ek soruyla kesmiştim. Hatırınızda mı efendim ikincisi demiştiniz? İkincisi çok fazla değil, 3-4 tane kısa önemli konuya değinmek istiyorum. İhracat konusunda yaşadığımız sıkıntılarla ilgili. Bürokrasi konusunda aynı ülkeye aynı tohumu ihraç eden bir Avrupa ülkesi bize göre çok hızlı hareket ediyor. Bir haftada 10 günde ihracat işlemlerini tamamlarken, ihracatını yaparken aynı ülkeye aynı tohumu, aynı türdeki tohumu bizim ihraç etmemiz 45 gün, 2 ay gibi zaman alıyor. Niye zaman alıyor? Birçok evrakların farklı farklı kurumlardan temin edilirken uzun zaman alıp bize ondan sonra evrakların gelmesi, bu tabi hastalık testleri, ondan sonra istavrun sertifikası, bunların zaman alışı bizim rakibimize karşı zaman kaybımıza, rekabet avantajını kaybetmemize sebep oluyor. Bu konuda biraz daha bürokratik işlemlerin, evrakların hızlı hazırlanıp bize hızlı gelmesi gerekir ki rekabet edebilirim. Yani dünyadaki en önemli konu rekabetçilik. Rekabetçiliğimizi engelleyen konularda eğer eksiğimiz varsa biz yarışta mutlaka geri kalacağız. Diğer üçüncü bir konu da burada detay çok, hepsine girersek konu uzayacak. Zaten ben sadece başlık şeklinde kısa ve önemli olanları söylemek istiyorum. Diğer bir konu, şu an Türkiye'de Ar-Ge konusunda çok ciddi tohum firmaları mesafe kat etti. Burada kaliteli üretim altyapısı, klasik ıslahla yürüyen ıslah, moleküler kısmı, patoloji kısmı ve doku kültürü kısmında birçok firmamız altyapısını kurmuş. Düzgün bir şekilde bu yöntemlerle ıslahımızı destekliyoruz. Tabii ıslah ettiğimiz tohumun ıslah kadar önemli olan diğer bir unsuru üretim kısmı. Üretimde de şu an Türkiye ucuz pazarlara satılan açık tarla hibritleri konusunda pahalı gelmeye başladı. O yüzden tohum üretiminin, işçiliğinin ucuz olduğu ülkelerde de bizim gidip operasyonel şirketler alma, operasyonel yatırımlar yapma veya şirketler kurup oralarda ıslah ettiğimiz, Türkiye'deki kendi ıslahımız olan kendi çeşitlerimizi gidip orada kendi kurduğumuz sistem içerisinde ucuza üretip tekrar Türkiye'ye getirip bunu işleyip dünyanın herhangi bir ülkesine ihraç etmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak yurt dışında tohum ihracatında da rekabetçi olmamız beklenemez. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu konuda da gerçekten yapılması gereken birkaç tane önemli konu var. Eğer bu konuda görüşlerimiz sorulursa biz bunları kısa öz şekilde büyüklerimize, ilgili makamlarımıza ilettiriz. Bunların yarısı çözülse zaten biz tohumculuğu yurt içinde, yurt dışında özel sektör olarak hallederiz, dünyayla rekabetçi bir hale getiririz. Şimdi yurt dışında şöyle kısa bir örnek vereyim. Buyurun. Türkiye'de ıslah ettiğimiz tohumu yurt dışında üretip tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz konuda yaşadığımız en önemli sıkıntı, bazı ülkelerde gümrük vergileri sıfır, gümrük muafiyeti var. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye tohum geldiği zaman gümrük muafiyeti var. Gümrük sıfır. Şili'den geldiği zaman tekrar yine sıfır. İsrail'den geldiği zaman gümrük vergisi yok. Fakat şu an ucuz tohum ürettirdiğimiz, ürettirmemiz gerekiyor. Örneğin gittik biz Pakistan'dan büyük tohum firmasını satın aldık. Bizim sektördeki Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışı satın alma konusundaki yaptığı en büyük operasyona satın alma bu. Uzak Doğu'daki gen havuzunu, oradaki üretim altyapısını biz Türkiye'ye entegre etmiş olduk. Islahçı bir firmaydı bu firma. Yeni yatırımlar da yaptık. 200 dekar yeni sera ekledik. Şu an orada bizim 400 dekar seramız, 1100 dekar toplam araştırma üretim alanımız oldu. Amacımız ucuz olan üretimleri orada yapıp orada satmak ya da ucuz
tohum isteyen ülkelere rekabetçi olmak için oradan üretip, direkt oradan ihraç etmek ya da oradan üretip Türkiye'ye getirip işleyip, örneğin Mısır gibi, Afrika ülkeleri gibi, Uzak Doğu ülkeleri gibi tohum fiyatının daha düşük olduğu ülkelere satmak. Bu konuda şu an Şili'den Türkiye'ye getirilen tohum, orada ürettirip Türkiye'ye getirdiğimiz tohum da vergi sıfırken, gümrük vergisi Avrupa Birliği'nden geldiği zaman sıfırken, direkt ithalat yaptığınızda da durum aynı, değişen bir şey yok. Tabii. Ama Pakistan'dan getirdiğimiz tohum, kendi şirketimiz, başka bir yerden değil, kendi şirketimizin tohumu, kendi şirketimize ucuza getirdiğimiz zaman, örneğin hep veriyorum, şu an %19 biz gümrük vergisi ödüyoruz. Kısa sürede bu şekilde bizimle özellikle dost ve kardeş, bizimle bu şekilde ilişkisi olan ülkelerdeki gümrük vergisinin düşürülmesi gerekiyor. Burada Pakistan en başta ele alınıp iki taraf arasında yürütülecek görüşmelerle gümrük vergisinin tohumda sıfıra indirilmesi çok çok önemli. Anladım. Bu bizi rekabetçi yapacak en önemli unsurlardan birisi. Peki. Şimdi Mehmet Bey, özellikle vurguladığınız noktalar vardı. Türkiye'de özellikle tahıla baktığımız zaman, bakliyat grubu ürünlere baktığımız zaman bunların tohumculuğunda en azından resmi verilerde bir sıkıntı görülmüyor. Ama iş sebze tohumculuğuna geldiğinde özellikle şöyle bir kamuoyu algısı var. Tabii yine oradaki resmi rakamda %50-55 civarında kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz ama tohumculuk sektörü ve ithalat dediğimizde hep karşımıza sebze tohumları ve belli ülkeler çıkıyor. Oysa sizin işte yaklaşık 15-20 dakikadır çizdiğiniz profilde az önce söylediğiniz sorunların da çözülmesiyle birlikte Türkiye çok büyük bir potansiyel arz ediyor. Ama buna rağmen dış ticarette biraz daha etkin olabilmek ve kamuoyu algısında özellikle sebze tohumculuğunda Türkiye ithalata bağımlı algısını değiştirmek için neler yapmak gerekir? Bir bunu soracağım. Hemen ardından da biraz daha teknik bir sorum daha olacak efendim. Buyursunlar. Tabii şimdi burada yanlış bilinen doğrular var. Şu an biz sebze tohumu konusunda biraz önce ifade etmeye çalıştım. Yurt dışından sebze tohumu gelme konusunda kapılar kapatılsa veyahut bize tohum verilmek istenmese şu an %80-85 ihtiyacımızı karşılayacak hem de kaliteli çeşit hem de üretim anlamında altyapıya sahibiz. Bu konuda endişemiz yok. Ama serbest piyasadır. Herkes bir şey getirip iyi de olsa kötü de olsa Türkiye'de satabilir. Yasal mevzuat bu konuda düzgün işlediği için sen tohum getirme Türkiye'de satamazsın şeklinde bir zorlama, engelleme yok. Suç da işlenmiş olur zaten. Yani rekabetten korkmayalım. Ama herkes bir şeyler getirip satıyor. O yüzden niye biz %100'ünü satmıyoruz şeklindeki bir soru doğru değil. Ama şu an sebze konusunda, sebze tohumculuğu konusunda gelinen noktada durum çok sevindirici. Fakat tarla bitkilerinde bizim uzmanlık konumuz, çalıştığımız türler, sebze türleri, bir de patates. Fakat tarla bitkilerinde durum sebze kadar sanırım çok sevindirici değil ama geçmişten bugüne orada da ciddi mesafeler kat edildi. Ama %50 veya çoğunluk anlamında dediğimizde sebzede durum çok sevindirici. Tarla bitkilerinde tür tür söylersek patateste, soyada birçok tarla bitkileri türünde henüz şeker pancarında örneğin mesela. Yapmamız gereken şeker pancarı. Bunlar da %100 şu an kullandığımız tohumlar ithal. Yapmamız gereken daha çok işler var. Ama geçmişten bugüne yine sevindirici atılımlar, işler tabii ki yapılıyor. Başarı azalan yönde değil, sürekli artı yönünde gelişiyor. Oralarda biraz daha bir şeyler yapmamız gerekiyor. Peki. Mehmet Bey, az önce üretim anlamında. Anladım efendim. Tabii belki saydığınız bu endüstri bitkileri noktasında da özel sektörün de bir nebze daha kamunun tabii desteğiyle araştırma geliştirme çalışmalarına biraz daha hız vermesi gerekiyor. Özellikle temel ürün gruplarımızda. Çok doğru söylüyorsunuz. Az önce efendim hem yatırımlarınızı hem de Türkiye'deki sebze tohumculuğunu anlatırken bir ifade kullandınız. Dediniz ki
hibrit sebze tohumunda. İşte bu hibrit ifadesinin yine kamuoyundaki algısı noktasında da çok ciddi sorunlar var. Siz ürettiğiniz tohumları ihraç ettiğinizi, hatta işte bu tohumlarla üretilen nihai ürünlerin de yurt dışına çok büyük, her sene artan oranlarda ihraç edildiğini de biliyoruz. Tüm bunlara rağmen hala bazı uzmanların, uzmanı da tırnak içinde kullanıyorum müsaade ederseniz, hibrit tohumla üretilen ürünlerin besin değerlerinin düşük olduğu, hatta hiç olmadığı yönünde söylemlerini her geçen gün duyabiliyoruz. Bu da bizi üzüyor, özellikle sosyal medyada. Neden bizi üzüyor? Çünkü biz işin gerçeğini biliyoruz. Ama benim söylemem hiçbir şey ifade etmiyor. Bu konuya ömrünü, yıllarını vermiş sizlerin bu konudaki doğruları şöyle birkaç cümleyle aktarması çok daha değerli olacaktır izleyicilerimiz için. Buyursunlar efendim. Tabii önce belli terimleri bizim iyi anlatmamız gerekiyor. Karşıda kamuoyunda iyi anlaşılması son derece önemli. Hibrit tohum bunlardan birisi. Henüz daha biz tohumun önemini, tohumun ne olduğunu aslında kamuoyu tam kavramış değil. Tohum içerisinde yüksek teknolojinin, bilimin son sınırlarının zorlandığı, katma değeri son derece yüksek tarımsal faaliyet içerisindeki bir bilim dalı, bir faaliyet kolu şeklinde biz tohumculuğu anlamamız gerekiyor. Ama kamuoyunda köydeki Hasan amcanın ambarındaki buğdayı, arpayı, çuvalındaki buğdayı biz tohum olarak anlıyoruz. Ya işte tohum budur, böyle bir şeydir gibi genel bir kanı var vatandaşımızın kafasında. Tarımda da aslında şu an biz tam tarımın ne olduğunu, tarımın öneminin ne olduğunu tam aslında kavramış değiliz kamuoyunda. Tarım denildiği zaman yine kırsalda bilgi birikimi, sermaye birikimi zayıf bir vatandaşımızın, bir köydeki Hasan amcanın 5 tane zeytini, yarım dönüm serası tarlaya ektiği 10 dekar buğdayını anlıyoruz. Tarım direkt insanın gıdasını kontrol eden dünyadaki en stratejik faaliyetlerden birisi. O yüzden dünyada dolaşan tarım ürünlerine sahip olmak, dünyada tarım ürünlerinde rekabetçi olmak hakikaten son derece önemli. Tohumu, tarım bu mantıkla biz başta anlamamız gerekiyor. Kamuoyu bu konuda aslında anlama konusunda biraz daha bilgiye, bilgilendirmeye ihtiyacı var kamuoyunun. Sayın Yüksel, evet çok haklısınız. Geldiğimiz zaman. Evet, tam ona gelecektim. Kusura bakmayın çünkü bir dakikam kaldı. Tam hibrit tohumla ilgili doğru mesajları alayım efendim. Evet, hibrit tohuma geldiğimiz zaman, hibrit tohum doğada binlerce yıldan beri, milyonlarca yıldan beri hibritleşmenin olduğu, türlerin sürekliliği için çiçek döneminde bitkilerin kendi arasında, tür içerisinde gen alışverişinin olduğu bir olgu. Yani doğada zaten bir hibritleşme var. Fakat bu kontrolsüz bir hibritleşme tür içerisinde. Bizim yaptığımız tür içerisinde bu kontrolsüz polinasyonu, hibritleşmeyi seralarımızda penceresi türlü dışarıdan rüzgarın, arının, böceğin girmediği ortamda tek tek elle bilinir bir şekilde genetik biliminin kuralları çerçevesinde bilinir şekilde tek tek elle yapmamız. Doğadakinin aynısı, sadece kontrollü yapılış şekli bizim yaptığımız. Doğada kim yapıyor bu polinasyonu? Arılar, böcekler, rüzgar, kelebek, yaban arıları bu polinasyonu sağlıyor. Biz bunları engelleyerek tek tek elle yapıyoruz. Doğadakinin aynısı. Ama bizim ürettiğimiz tohumda 10 bin tane tohum aldığınız zaman, diyelim domates 250 gram pembe domates, 10 bin tohumda aynı özellikte size pembe 250 gram meyve verir. Doğadan aldığımız zaman kontrolsüz hibritleşmede 10 gram bir meyve de alabilirsiniz. Yumuşak da olabilir. Hiç verim de vermeyen bitkiler çıkabilir. Anladım. O yüzden üretici bunun riskine girmez. Yani doğadaki yapılanın, doğal hibritleşmenin aynısı bizim yaptığımız. Bu konuda da ciddi bir algı
yanlışlığı var. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Sağ olunuz. Yayınımıza katıldınız ve Türkiye'de bu işe emek veren en önemli şirketin yönetim kurulu başkanı olarak hem sektörü hem dış ticaretteki durumumuzu hem de birkaç noktada kamuoyunun yanlış bilgilerini düzeltme şansını bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz efendim bir kez daha. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Yüksel'i uğurluyoruz ve böylelikle de bu haftaki Tohum Yaşamdır programının da sonuna geliyoruz efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.